Sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Akdeniz Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin işbirliğinde bir programın detaylarıyla size anlatımını, sunumunu yapılacak. BİT 1512 TÜBİTAK Tekno Girişim Sermaye Desteği adı altındaki bu programın Türkiye'de 30 üniversite ya da üniversite bünyesindeki teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla bu uygulayıcı kuruluş olan 30 üniversite var bildiğim kadarıyla. Akdeniz Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de 2016 yılında bir teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Daha sonra sektörel ilişkiler ve teknoloji transfer ofisi adı altında olan bir birimi teknoloji transfer ofisi olarak yeniden yapılandırdık. Ve bu yapılandırma süreci içerisinde biz de aslında 1512 TÜBİTAK BİT projesine başvurmuştuk. Ama biz yeni olduğumuz için, bazı şartları tam olarak tamamlayamadığımız için o 30 uygulayıcı kuruluş arasında yer almadık. Ama bu 30 uygulayıcı kuruluş çevre ya da bölgedeki diğer üniversitelerde bu programa dahil olmayan ya da bu programın uygulayıcı kuruluş olmayan üniversiteleri de sürece dahil edebiliyorlar. Bu konuda da Akdeniz Üniversitesi'nden bize böyle bir teklif geldiğinde biz de bunu olumlu olarak değerlendirip ve beraberce bu süreçte onların tecrübelerinden ya da bu uygulama sürecindeki katkılarından faydalanabileceğimizi söyledik. Onlar da sağ olsunlar. Bu sürece bizi de dahil ettiler. Yani biz bir anlamda uygulayıcı değiliz ama işin tarafında işbirliği yapan bir kurumuz. Buradaki temel amaç zaten bir proje fikrinin fikir aşamasından başlayıp da ticaretleşme noktasına kadar, yani nitelikli istihdam sağlayan bir ticaretleşme faaliyetine kadar ki bir süreci kapsıyor. Önemli olan burada bizim uygulayıcı olmamızdan ziyade buradan faydalanacak olan öğretim üyeleri ya da öğrencilerin projelerinin hayata geçmesi. Dolayısıyla biz İnşallah ileride uygulayıcı bir kuruluş aşamasına geçeriz. Ama netice itibariyle biz bunu geciktirmeden kendi üniversite öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız bu süreçten faydalansınlar diye Akdeniz Üniversitesi'ne böyle bir işbirliği içerisine girdik. Umarım özellikle teknoloji ve mühendislik fakültesinde ki öğrencilerimize daha çok hitap ediyor çünkü bu anlamda. Sizlerden iyi fikirler projelere dönüşür. Diğer arkadaşlara da bu anlamda bir ilham kaynağı oluşturur diye bu temeliyle ben kendilerine teşekkür ediyorum buraya kadar gelip böyle bir sunumu yaptıkları için. İnşallah toplantımız bu anlamda sizler için de faydalı olur ve buralardan birkaç proje bismillah deyip başlatmış oluruz. Mikroçip, ben Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden iş ve proje gelişme birimindeyim. Biz de bu yıl itibariyle bu uygulayıcı kuruluş aşamasını geçtik. Hocam da bahsettiği gibi 30 tane kuruluş var bu şekilde. 200 bin liralık bilgi ve destek programı var. Bu destek programının amacı teknoloji temelli yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçmesini sağlamak. Ve günün sonunda üretecekleri prototipler vasıtasıyla işlerini geliştirip hocamın da bahsettiği gibi istihdam yaratmaları, fatura kesmeleri, teknoloji ihraç etmeleri isteniyor TÜBİTAK tarafından. Buna başvuru yapabilmek için de lisans seviyesinde bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmanız gerekiyor. Birinci kriter. İkinci bir kriter, yüksek lisans veya doktor öğrenimi görüyorsanız her türlü başvurabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Bir diğeri, eğer mezunsanız yüksek lisans, doktora veya lisans mezuniyeti olarak düşünebiliriz. 10 yıl geçmemiş olması gerekiyor üzerinden. Eğer 11. yıldaysanız mesela doktora bitirdiğiniz üstünde 10 yıl geçti, maalesef buna başvuru yapamıyorsunuz. Biraz bireysel genç girişim zihniyeti de sanırım buradan geliyor diye düşünüyoruz biz de. Lisans için de aynı şey geçer. Lisansı bitirdiğiniz üstünden 10 yıl geçti, başvuramıyorsunuz. Bir diğer kriter, şekli şartlardan bahsediyorum şu anda. Herhangi bir şirket ortaklığı veya sahipliğinin olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir şey olabilir, işte yüksek lisans doktora devam ediyorsunuzdur. Bir vakit, yani bu tip örneklerle karşılaştığımız için söylüyorum. Bir vakit işte eşiniz bir şirket kurmuştur, sizde %5 ortak yapmıştır. Maalesef başvuramıyorsunuz. O ortaklıktan düşünmeniz gerekiyor. Yani şunu yapabilirsiniz ama hani başvurup, ben zaten çıkacağım, çıkmak istiyorum, çıkabilirim diyorsanız başvurursunuz. Hani bu sizin süreci ilerletmeniz engel olmaz. Sonrasında
diyelim birinci aşamayı geçtiniz, ondan sonra şirketteki hisselerinizi devredebilirsiniz. Çıkabilirsiniz şirketten, bu şekilde başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Son kriter ise daha önce Bilimsel ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde de bu destek veriliyordu. 100 bin liralık bir teknogeçim sermayesiydi. O da dahil olmak üzere TÜBİTAK bünyesinde yürütülen BİK programlarının herhangi birinden destek almamış olmanız gerekiyor. Yani daha önce BİK'ten yararlanmamış olmanız gerekiyor. Tekno girişimle şirket kurmamış olmanız gerekiyor. Bu çağrı döneminde başvurabilmeniz için.